Kalbaktaş'ta sabah oldu ve uyandık. Çadırdan kafayı uzattığımda rehberimiz, sevgili arkadaşımız Mergen'in Çuy Nehri'nde tıraş olduğunu gördüm. Birazdan ben de olacağım. Çuy Nehri'nin kenarına oturdum, elma yiyorum. Çuy Nehri, Katun Nehri'nin iki ana kolundan biri. Altaylardaki Ergenekon destanına göre Türkler Ergenekon'a geldikleri zaman Çuy Nehri ile Katun Nehri'nin birleştiği yerden çıkmışlar Ergenekon topraklarından. Bombuz arısı çiçeğin nektarını yemiyor. Altay'ın bütün nehirlerinin kenarı Rus ailelerin kamplarıyla dolu. Nehrin kenarına kamp yapıyorlar. Çuy ve Katun Nehri'nin kenarı Rus ailelerinin kamplarıyla dolu. Öyle böyle değil, inanılmaz bir yoğunluk var. Bütün Rusya Altay'a geliyor. Çünkü Rusya uçsuz bucaksız düzlükler olduğu için Rusya'nın en dağlık bölümü burası. Arabamızla yüksek dağlardan geçerken dağların doruklarında durup vadileri saatlerce seyreden Ruslar gördük. Yani yaşadıkları yere çok uzak olunca oturup vadileri, ırmakları, dereleri seyrediyorlar. Çuy Nehri'nin kenarındayım. Atalarım gibi kımız içiyorum. Elimde bir çamçak. Çuy Nehri Türkler için neden önemli? Çin kaynaklarında diyor ki Türkler
Çuy Nehri ile başka büyük bir nehrin birleştiği yerden dünyaya yayıldılar diyor. Yani başka büyük nehir demiş olduğu şey Katun Nehri'dir. Ve Katun Nehri de suyun akış yönüne göre 50-60 kilometre ötede. Birkaç gün önce orada da incelemede bulunduk. Oradan vadi üçe ayrılıyor. Biri batıya gidiyor. Biri doğuya gidiyor. Diğeri de Kazakistan'a gidiyor. Yani güneye inenler Kazakistan, Doğu Türkistan tarafına gittiler. Doğuya gidenler Karagaslar, Topalar, Sahalar, Çaçolum Türkleri, İrtiş Tobol Türkleri doğuya gittiler. Batıya gidenler de bizleriz. Azerbaycan'a gittik. Anadolu'ya gittik. Balkanlara, Kırım'a gittik. Tataristan'a, Başkurtistan'a, Çuvaşistan'a gittik. Ve bu topraklardan dünyaya yayıldık. Çuy Nehri bu yüzden bizim için önemli bir nehir. Dünyanın en büyük nehri olan Obi'nin de bir kolu olmuş oluyor. Çünkü Çuy Nehri ile Katun birleştikten sonra daha sonra Katun Nehri adıyla Altın Göl'den giden Bia Nehri ile Biz kentinde birleşerek dünyanın en büyük nehri olan Obi nehrini oluşturuyor. Kutsal topraklardayız. Kutsal suların kenarındayız. Bukumuzu bütün Türk halkları için içiyorum. Evet, daha kahvaltı yapmadık. Ben aç karnına bir çamçak kımız içtim. Ama sonradan öğrendik ki sabahları kımız içilmiyormuş. Ve sabah kımız içince Gök Tanrı'ya bir kurban kesmek gerekiyormuş. Bu duruma Kenan çok sevindi. Ali onu ispiyonladı. Çok sevindi. Et yiyeceğim diye. Yalnız kurbanı sadece Gök Tanrı'ya armağan edebiliyormuşuz. İnsanlar yiyemiyormuş. O yüzden üzüldü ve şu an arkada pıstı. Evet, bu bir yak. Hayatımda ilk defa yak görüyorum. Yol boyunda da develer görüyoruz. Tabi Altay'ın vazgeçilmezi atlar. Bir yerdir kayalar arasında evet. Kırmızı bir şöyle kırmızı kapısı. Kırmızı kapı anlamında bir yer mi var? Evet, Ulagan'a doğru ilerliyoruz. İleride kırmızı kapı. Altaylar ne diyor? Kızıl kapı mı? Kızılcer mi? Kızılcer. Aktaş'la Ulagan arasındaki Kızıl Kapı geçidindeyiz. Hemen altından Su Çibit, yani Çibit Nehri akıyor. Evet, bu gölün adı ne Mergen? Gölün adı Altay Çöybök Göl diyor. Çöybök Göl. Uzun göl. Bir de Rusya Mertvoye Ozero diyor. Demek ki şeye getirirse Türkçe'ye ölü gölü diyor. Ölü yani gölü mü diyor? Evet, burada şeyler yok. Balık yok. Kuşlar buraya gelmiyor. Ha, balık yok ve kuşlar gelmiyormuş. Rusya'sı ölü göl. Burada şey olmuştur. Cam değil mi? Cam. Cam. Cam olmuş burada. Zararlı şey. Ne? Civa. Civa. Ha, bu suda civa olduğu için ne balık ne balık yaşıyor, evet. Ne de göçmen kuş geliyormuş. Burası Ulağan geçidi. Çibit'ten Ulağan'a giderken, Aktaş'tan Ulağan'a giderken en yüksek nokta. Bu yüzden burası adak yeri olmuş. Biz de buraya yalamamızı bağlayacağız, dileklerimizi dileyerek. Ulağan geçinindeyiz. Obataşların
küçükleri yapılmış. Bunlar da aslında Gök Tanrı'ya uzanan direklerdir. Burası bir geçit. En yüksek yerlerden biri olduğu için buralara yalamalar bağlanıyor. Çünkü Gök Tanrı'ya en yakın noktalar buralar. Ve buraya gene obo taş yapılmış. Yalama nasıl bağlanır? Böyle kör düğüm atılmaz. Düzgün bir şekilde. Yalnız bir ucu uzun, bir ucu kısa olmalı. Daha sonra da üzengi düğümüyle ağaca geçirilecek. Atalarımızın demir madenleri bu dağlardaydı. Kızkaçlı Oyuk Dağları. Anadolu'da da buğday gibi, arpa gibi şeyler kansız kurban olarak hala gelenek olarak sunuluyor. En belirgin örneği de düğünlerde gelinin kafasına şeker, bulgur, arpa, buğday karışık bir şekilde gelinle damat eve girerken damdan yukarıdan onların üzerine atılır. Bu da gene eski Türklerden kalma bir gelenektir. Burada fasulye var, buğday var, birçok bakliyat var ve şeker de var. Ve bozuk paralar da var. Bizim damdan gelinle damadın üzerine atılan tabağın içinde ne varsa burada hepsi var. Para, şeker, buğday, fasulye, arpa, bulgur. Hepsi burada var. Aynı zamanda buğday, arpa, bulgur gibi şeyleri gelin konvoyu giderken yukarıdan da atarlar. Bunlar da bunların da bir prototipinin bugüne kadar gelmiş halini burada görüyoruz. Bir ağaç figürü var. Ağaç Gök Tanrı inancına inanan Türklerde kutsaldır ve bu kansız kurbanlar, bozuk paralar, buğday, bulgur, bunların hepsi aslında Umay Ata kültüyle de alakalı bir gelenek. Anadolu'da da yaşanmış şeklini sizlere anlattım. Altay Cumhuriyeti'nin en büyük şenliklerinin yapıldığı el oyunun 2005 yılında yapıldığı yerdeyiz. Ulağan. Ulağan'dayız. Ulağan birçok Türk Hakanı'nın, Kağan'ının kurganı burada bulunduğu için Uluğhan adından türetilmiş, Ulağan adını almıştır daha sonra. Ulağan da Altay Cumhuriyeti'nin diğer yerleri gibi nehir turizminin yapıldığı yerlerden biri. Evet, gökyüzüne bir hortum oluşmuş durumda şu anda. Dönerek gökyüzüne çıkıyor. Bize hoş geldin diyor galiba Gök Tanrı. Güneşe doğru uzanıyor hortum. Ulağan'dan şu an Ulağan'dayız. Ulağan'dan da balık kuyuyla geçeceğiz. Rehberimiz, dostumuz Mergen'in eşi, çocuğu, annesi ve babası orada yaşıyor. Orada biraz dinlendikten sonra pazarlık kurganlarına geçeceğiz. Atalarımızın mezarlarına geçeceğiz. Pazarlık kurganlarından Katı Yoruğa geçeceğiz. Çok güzel bir doğa harikası. Resimlerini gördük. Bugün Katı Yoruk'ta kamp yapacağız. Yarın da oradan Çuluşman Vadisi'nden Altıngöl'e doğru seyahat edip, çok kötü bir yoldan, kısa fakat 17 saat süren bir yoldan aracımızla gidip Altıngöl'ün başında kamp yapacağız. Bir gün sonra da döneceğiz. Son alışveriş noktamız burası. 3 günlük malzeme alacağız. Evet, demiştim bölgede çok motorcu var diye. Motorlarla buraya gelip Altıngöl istikametine gidiyorlar ve orada motorun bile zor gideceği yollardan Altıngöl'ün kuzeyine geçiyorlar. Burada tarihi
Etnografya Müzesi Pazarık diyor. Pazarık kurganlarıyla ilgili burada bir şeyler göreceğiz. Birazdan da Pazarık kurganlarına doğru yola çıkacağız. Ulagan'dayız, Altay Cumhuriyeti. Pazarık kurganında bulunan art benzeri bir çalgı ve 3 nokta var. 3 ayrı yerinde. Çintemani'ye çok benziyor. Bir kadın ve asker tabutu. Burada Pazarık'taki kurganlardaki çalışmalar resmedilmiş. Ve Pazarık'ta bulunan ünlü meşhur halı. Burası da Pazarık'taki kurganlardan birinin açılmamış hali. Yeni yeni kurganlar açılıyor. Kurganlar açılıyor. Kurganlar açılırken kurulan çadırlar burada konaklıyorlar arkeologlar. Bunlar Pazarık kurganlarında bulunan kişi ya da kişilerde, kral ya da prens ya da prenseslerdeki dövmeler. Pazarık kurganlarında bulunan mezarlarda çıkan çürümemiş etlerdeki dövmeler. Kaya resimlerindeki etekli ceketlerden bir tanesinin biraz daha modern hali. Aşağıdaki kuyruğun nedeni oturmak için veya başka nedenlerle. Atalarımın binlerce yıl önce işlediği sanatsal bir kalkanın önünde duruyorum. Demircilikle uğraşan atalarımızın bırakmış oldukları curuflar. Çünkü kurganda İbrede Hun öydün kurganlara basa var. Birinci kurgan Pazarık mı? Onun yakında yani Hunluların da mezarları vardır. Evet. Komşu olarak konuştu. Pazarık'ın kurganları dese üçüncü, yedinci çağ bizden öyden öyle. Yani 2600 yıl gayrı Skif ulus bizden ulağan aymağında tutlağan. 2500-2600 bundan önce ulağan ülkesinde bu eski kültürü, eski halklar burada yaşamış. Onlardan oğlu öyden ulusunun yerleri bugünkü günde Kemerova, Tıva, Kazakistan, Altayski kray. Onların yani çocukları yani Kemerova'da, Altay krayda bir Türk şeyleri halkları diyor yani. Kakaslar, Tuvalar, Kazaklar. Kazaklar onları söylüyor. Evet. 1929 yılda baştaki lagatta Altay'a gelip Sergey Ivanovich Rudenko kasıntını kasgan. Rudenko değil arkeolojisi yani Leningrad şehrinde de şimdiki St. Petersburg'dan gelip Ermitaş'a burada izlemiştir, araştırma yapmıştır bunun kültürünü. Onun giyiminden 1947 yılda, 48 yılda, 1949 yerdin altından 7,5 metre bargan. Yer altında yani bu şeyin kastığı yerin altı 7 metre olurdu. 7 metre. Evet. Durası da 50 metr bolgun. Hem 5'e kendi? Şirina. 55. 50 metr olabilir. 50 metre. Niye gidersen. İvnutrik pagrebani yamalarda sök salkıştın altında çertmeler bolgun. İçerisinde yani kendisinin evlerini yapmışlar ağaçlarla. Bu kastığı yerin içinde evlerini yapıyorlar. Çerçbenin içinde ayılında bir gelin çeyiz sandığı, tıpkı bizdeki gibi kültürümüzü buradan giderken taşımışız. Bu da Altayların kullanmış olduğu tutamak. Şu şekilde bir tutamak ama bu kırılmış. Aşık.
kaşık, evet. Kaşık diyorsun. Kaşık mı böyle şeyleri hayvanlar? Çelik torbasına yapılmış bir matara. Eskiden her şeyi kullanıyorlarmış. Her şeyi değerlendirmişti. Tokmakta evet. Buğday dövüyorlar. Bulguru burada taşla sürterek bulgura çeviriyorlar. Ulağan'daki stadyum. Stadyumdaki tribünler Altay bayrağı rengine boyalı. Biz de gelecek. Biz de bekleyebiliriz. Birçok evin önünde at çakları görünüyor. Turistik değil. Ortamı nerede yattığımızı gösteriyor. Yok. Buralarda çöp var mı? Şey mi? Yok. Ulağan'dayız. Balık tuyla ulaştık. Karşıdaki yoldan Balıkçı'ya kadar, yani Altın Göl'e kadar gideceğiz. Yol çok kötü, bakalım ne zaman varacağız. Muhtemelen 2 gün sürecek. Rehberimizin Balık Tuyul'daki evine misafir olduk, annesinin evine. Bize çörekler, yiyecekler hazırlamış. Kendilerinin fotoğrafını çekmeyeceğiz, istemiyorlar çünkü. Grubun en yaşlısına Altay Arabi ikram ediliyor. Sağ olsun, buradaki Altay enemiz bize yemek ikram etti, sağ olsun. Balık Tuyul köyündeyiz. Şimdi sırayla bu kadar dolaşacak. Evet, evet, sırayla o kadehten herkes içecek şimdi. Yaş sırasına göre. Evet. Herkesin yaşı göre olacak. Sahibimiz doğup büyüdüğü evi gösterecek. Evet. Tuvalet Anadolu köyleri gibi uzakta. Aynı zamanda abla buranın belediye başkanı. Başını da gör, başını. Evet, başımı da... oy 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 oy. Ortada hoş. Buraya mutfak. Biz здесь не живем. Сейчас не живешь. Нет, мы просто традиционно строим там ничего. Когда барана колем, вот тварю. А, понимаю, да. Когда мы все убрали. Zamanda buradan demir buluyorlar demiştin. Türk zamanı ama. Türk zamanı. Veya daha sonrası Göktürk zamanındaki balık, şimdiki Balıkkuyu köyündeki demir madeninden bulunduğu yerler. Buralar olduğu yazılıyor. Göktürklerin demir madenindeyiz. Evet. İskit kültürünün. Meçhidleri demirden önce ne oldu? Bronz. Bronz. Şeyleri yapıyor.